Şimdi bu metnin kimin tarafından yazıldığını bilmiyoruz. Bu metnin nereden geldiğini de bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu metin bazı troll hesaplar tarafından ilk defa ortaya atılmış ve ardından sanatçılar kabul etmiş bunu. Şimdi hangi sanatçı? Özellikle Acun Ilıcalı. Buradan seslenmek istiyorum kendisine. Şimdi Acun Ilıcalı denilen kişi gayet her şeyi titizlikle ele alabilecek bir kapasitededir. Nereden geldiği belli olmayan şu metni, Türkiye'ye yardım edin çağrısını almış. Sayfasında normalde neler paylaşıyor? Çok normal. İşte baktığınız zaman yangınla ilgili hiçbir paylaşım yok. O gece 1 Ağustos'a bağlayan gece bunu almış, olduğu gibi paylaşmış. Ve bunu paylaşır paylaşmaz Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği onlarca kişi ardından bunu alıyor, paylaşıyor. Tabii onların yüz binlerce, milyonlarca takipçisi var. Onlar onu yayıyor. Birden bakıyorsunuz ki bu hashtag ne yapmış? Yükselmiş. Bütün Türkiye'de ön plana çıkmış. Milyonlarca böyle bir tweet atılmış. Şimdi ben sormak istiyorum. Böyle bir metin var. Ve bu metnin altında Birleşmiş Milletler'e çağrı var. Yani Birleşmiş Milletler etiketlenmiş. Çünkü ben bu hashtag'e girdiğim andan itibaren popüler kısmına bir baktım, muhatabı gördüm. Muhatap kim? Birleşmiş Milletler. Yani Türkiye'ye Birleşmiş Milletler yardım etsin. Ama benim özellikle sorguladığım nokta şu. Acun Ilıcalı denilen, değil mi, çok büyük bir televizyon kanalı var. İşte popülaritesi de yüksek, aşırı reklamlarında da oynadı. Kişi gidiyor, metnin kaynağını bilmiyor güya. Nereden geldiğini bilmiyor. Alıyor bunu olduğu gibi, yayınlıyor. Kendisini nasıl bir, yani influencer diyorlar ya, etki gücü olduğunu biliyoruz bütün Türkiye'de. Ve böyle bir vahametin yaşanmasında çok etkili bir insan oluyor. Ben sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altını oyan bir hadise. Altını oyan bir hadise. Ben sormak istiyorum. Kaynağı belirsiz olan bir metni hangi cesaretle aldınız da paylaştınız? Yani o kadar titizsiniz ki başka noktalarda. Sorduğum sorulardan bir tanesi de şu. Siz biliyor muydunuz bu? İkincisi, ya o gece siz bunu paylaştıktan sonra bir baktım, bütün sanatçılar aniden bunu paylaşmaya başladı. Soruyorum, telefonla acaba arkadaşlarınızı yahut da WhatsApp üzerinden yahut da başka yerden sizin de bağlantılı kişileri uyardınız mı? Bunu lütfen paylaşın diye. Özel bir şekilde. Çünkü o gün uyuyan var veya işte başka işi olan var, başka yerlerde olan var, bunu haber alamayacak insanlar var. Herkes bir anda bu metinden haberdar olmuş. Böyle copy paste gibi metni yayınlıyor. Bunun ne ardını soruyor, ne ardını, hiçbir işini sormuyor ve yayınlıyor. Bence bu çok organize bir metin. Ve bu organize metnin arkasında olan ve başta bu metni ilk paylaşanların bence bir bakılması lazım. Ne maksatlarla bunu yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti yardımları zaten kendisi ister, talep eder. Başka ülkeler de bu yardımları sunar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu zaten kendisi alır, değerlendirir, kabul eder. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortadan kalkmış, her şey bir kenara itilmiş. Efendim, halk devletini yok sayarak, uluslararası bir çağrıda bulunarak Birleşmiş Milletleri davet mi etsin? Yani bu öyle bir oyun ki, bir algıyla yarın öbür gün Türkiye'de ne kadar tweet atılabilir uluslararası bir müdahaleyi gerçekleştirmek için? Bunun bir altyapısı hazırlandı şu anda. Yani devlet ile millet arasında bir kopukluk meydana getirildi. Bunun gayet bilinçli olduğunu düşünüyorum. Her şey es geçildi. Böyle bir şey, bir çaba içerisine girdi. O yüzden böyle sürü psikolojisi içerisinde hareket eden sanatçılarımız da muhakkak olmuştur. Ben bütün sanatçılarımızın böyle bilinçli olarak bunu paylaştığını düşünmüyorum ama özellikle burada belki de sorgulanması gereken kişilerden bir tanesi Acun Ilıcalı'nın bunu paylaşanlar arasında olması. Normalde yangınla ilgili hiçbir paylaşım yok. Global bir çağrıda bulundu ve Birleşmiş Milletler'i etiketledi. Bu metin kendisine dahi ait değil. Kime ait olduğu bile bilinmiyor. Yani bir insan bunu paylaşır mı? Kim? Sen o zaman kendin yaz metni. Copy paste metin mi olur? Bütün devletlerin bir gün buna ihtiyacı var. Sayın Acun Ilıcalı'nın D söyle ne alakası var? Survivor ilk
finalini yaptığı zaman DSÖ'nün ofisi İstanbul'da açıldı, tebrik ediyoruz. Ondan sonra global çağrı. Ve nerede Birleşmiş Milletler var, nerede DSÖ var, hemen reklamını yapıyor. Bu bir devlet aşağılama, devleti küçük düşürme. Ama şu her renge bürünen bir adam. Her renge bürünüyor. Şu var, yani yardım almak yanlış bir şey değil. Ayıp bir şey de değil. Ama devlet istediği takdirde bu yardımı talep edebilir. Sen devlet yardım talebi etmeden tutar böyle bir anda sosyal medyada böyle sanki Türkiye'de her şey durmuş, devlet yokmuş. Halk bizi çağırıyor. Yani evet, uluslararası halk güçler diyecek ki Türk halkı bizi çağırıyor. Bu neyin hazırlığı? Ben söyleyeyim size, bu neyin hazırlığı? Deprem olursa, İstanbul büyük depremi gerçekleşirse işte bunlar yine bunları atacak. Yine böyle bir çağrıda bulunacak. O zaman tabii daha kötü bir durum olasılığı olduğu için o zaman da diyecek ki ya hükümetin bizi çağırmasına gerek yok diyecek uluslararası güçler. Biz askerimizle yardım için girelim İstanbul'a, girelim oraya buraya, yardımı getirelim diyecekler. Bunu, bu kadar basit. Halk çağırdı bizi diyecekler. Birleşmiş Milletleri kullanarak bunu küresel bir ilke, kural haline de getirebilirler. Bunun altyapısını hazırlıyorlar. Bu mesajlar, bu toplu mesajlar, bu gündem yapma meselesi, hashtag mı diyorlar? Hashtag mi diyorlar, ne diyorlar? Bu mesele bunun altyapısı. Yarın öbür gün dediğiniz gibi acil bir afette, olağanüstü bir hal durumunda kimseye sormadan evet, bu yardımı kendiliğinden yapabilecek bir metnin altyapısıdır. Twitter'a bakacaklar. Ayrıca bunun 20 milyon çağrı var. 30 milyon Türk halkı bizi çağırıyor. Devlet çağırmış, çağırmamış. Önemli aynı değil. Aynı zamanda da halkı da tembelleştiriyor. Diyor ki, halk diyor ki tamam kardeş, devletin yapacağı bir şey kalmadı, bizim de kalmadı. Dışarıdan yardım gelsin. Teslimiyettir bu. Aynen. Bak, teslimiyet.